Merhaba arkadaşlar, Barış Yayınları AYT denemelerinden sağlam bir düzgün çokgen sorusu çözeceğiz ki ÖSYM'nin çok sevdiği soru tiplerinden bir tanesidir bu. Yani iç içe geçmiş düzgün çokgenler kullanılır ve ya açı veya da uzunluk istenir. Ki burada da bir dokuzgen kullanılmış, içerisinde de bir eşkenar dörtgen verilmiş. BBF noktaları doğrusal olduğuna göre x ile belirtilen açının ölçüsünü bulacağız. Zaten arkadaşlar düzgün çokgenlerin bir kenarları çakışık durumda olur ve burada da aynen böyle. İlk hareketimizde eşkenar dörtgenin kenarlarının eşitliğini göstermek. Bakın AB kenarı düzgün dokuzgenin bir kenarıyla çakışık durumda. Bizim ilk olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu eşkenar dörtgenin şu açısını bulmak. Bunu da nereden elde edeceğiz? Tabii ki düzgün dokuzgenden. Bütün düzgün çokgenlerde bir dış açı 360 bölü kenar sayısıydı. 360 bölü 9 dediğimizde de 40 derece olacak. Zaten hepiniz biliyorsunuz iç açısı da 140 derecedir düzgün dokuzgenin. Arkadaşlar aynı zamanda düzgün çokgen dediğimizde çevrel çember meselesi de aklınıza gelmeli. Çünkü düzgün çokgenlerde dış açı demek onun köşelerinden geçen çevrel çemberin merkez açısı demektir. Yani şunu hatırlayalım. Bakın mesela şu açı 40 derece düzgün çokgenin dış açısı. Aynı zamanda şu köşelerinden geçen mesela şöyle olmuş olsun bir çevrel çember çizecek olursam eğer onun merkez açısı şu nokta merkez diyelim ve köşelerle birleştirelim. İşte arkadaşlar bu merkez açı düzgün çokgenin dış açısı 40 dereceye eşit olacak. Ve böyle olunca da bu yayların her biri 40'ar derece olur mu? Olur. Burası tamam. Bunu bir hatırladık. Eşkenar dörtgenin şu açısını bulmak için bu hemen yanındaki komşu açı lazım bize. İşte bu açı da arkadaşlar düzgün çokgen için köşe açıdır. Çevrel çember adına da çevre açı demektir. Şunu bir siliyorum karışmasın arkadaşlar. Çevre açıya dikkat edelim. Şöyle üzerinden geçmiş olduğum bu açı arkadaşlar 1, 2, 3 tane yay ve her biri 40 derece olduğuna göre 120 derece ve çevre açı bunun yarısına eşit olacağından 60 derece gelir. Bu 60 derece olunca da tamamı 140 olduğundan işte eşkenar dörtgenin bu açısı 80 derece olacaktır. Açılardan devam. Burası 100, sonra yine 80. Tamam 140 olduğu için şu araya 40 derece geldi. Yine düzgün dokuzgenin bir iç açısı 140 derece. Şimdi arkadaşlar dikkat edin bakın 140'a 40. Birbirlerini bütünlüyorlar. Yani bu ne demek? KA doğru parçasıyla HI doğru parçası birbirlerine paraleldir demek. Ve burada bir U'yu görmüş olduk böylece. Paralelliği de gösterdim. Şimdi devam diyorum yine bu açı 140 derece. Kenarların eşitliğini de gösterelim. Şöyle bu uzunluklar birbirlerine eşit olmak üzere. Şimdi neyi gördük? Uzunlukların eşitliğine dikkat diyorum. KA, IA ve HI üçü de birbirine eşit ve şu doğru parçaları birbirlerine paralel olduğuna göre yapmamız gereken ek çizimde H ve K noktalarını birleştirerek işte buradaki eşkenar dörtgeni ortaya çıkartmak. Şu uzunluğu da tek çizgiyle belirtelim. Açılardan devam. Burası 40 derece. Sonra şu açımız 140 derece. 140-80 topladık. 220 yaptı. Ve bu açının tamamı da arkadaşlar 140 derece geldi mi? Geldi. Evet. Tekrar şöyle bir soruya bakıyoruz. Buradaki eşit uzunluklar ve açılar çok değerli. Arkadaşlar bizim amacımız zaten bu tip sorularda ikizkenar üçgenleri yakalamak. Çünkü zaten iç içe geçmiş düzgün çokgenler verildiği zaman bir kenarları da ortak olunca birincisi karşımıza ikizkenar üçgenler gelecektir demek. İkincisi de arkadaşlar bu bize eşlik benzerlik götürür demek. Yani bu ikisinden biri veyahut da her ikisi de olabilir. O halde HK ile KP'nin eşit arada da 140 derece olduğunu gördük. Bunun yanında HG uzunluğuyla GF uzunluğu da birbirine eşit ve aradaki açı da 140 derece. O zaman arkadaşlar bakın H ile F'yi birleştirirsem eğer HGF üçgeniyle H ve P'yi birleştirdiğimde HKP üçgenleri birbirine eş geldi mi? Geldi. 140 20'ye 20 diyorum. Yine o açıda 20 20 olduğu zaman şu aradaki açıya bakalım. 20 20 40 40 daha 80 tamamı 140'tı. Çıkarttığımız zaman 60 derece geldi. Ve arkadaşlar soru bitmek üzere. Çünkü 60 var. İki kenarın eşitliğine dikkat sarıyla göstermiştim. Hatta üzerinden şöyle bakın. Dalgalı geçtim. İki kenar birbirine eşit. Arada da 60 derece varsa demek ki FP uzunluğu da onlara eşit. Yani FHP üçgeni bir eşkenar üçgendir. Ama bunun yanında FH'nin FP'ye eşit olmasıyla birlikte
HK uzunluğuyla KP uzunluğu da birbirine eşit. Yani ne oldu arkadaşlar? FHKP bir deltoid oldu. Ve buradaki FK uzunluğu da deltoidin simetri ekseni açıortay ve aynı zamanda köşegeniydi. Köşegenler de birbiriyle dik kesişiyordu. Bakın 90'ı koyduğum anda soru bitiyor. Çünkü 90-60 ise bu açı 30 derecedir. Ve açıortay olduğundan dolayı da x açısı 30 derece olur. Doğru cevap da B şıkkı bulunur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başta da söylemiştim. Sağlam bir soru, zorlayıcı bir soru. Ha böyle bir soru gelir mi gelmez mi hocam demeyin. Gelebilir arkadaşlar. Çünkü bunun benzeri bir soru yanlış hatırlamıyorsam ya 2021 veya da 2022'de gelmişti diye hatırlıyorum. Ve burada en önemli şey de sorunun size kazandırmış olduğu bu tip sorulardaki mantık iç içe geçmiş düzgün çokgenlerde bir kenar ortaktır. Düzgün çokgenin dış açısını kullanırsınız. Karşınıza ikizkenar üçgen veyahut da eşlik benzerliğe kadar giden bir durum ortaya çıkar. Umarım sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.